Bahar TV ekranlarından, Bahar TV mikrofonlarından iyi akşamlar sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Yine Kritik Masa önemli gündem belirleyen konu ve konuklarıyla canlı yayında ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Yine Bahar Medya Center'ın canlı stüdyolarından, canlı yayınından önemli bir konumuz var sevgili dostlarım, değerli izleyicilerim. Ve yine iç siyaset, dış siyaset, Arap Baharı ve birçok güncel konuyu konuğumuzla konuşacağız. Hemen konuğumu tanıştırmak istiyorum sizlere. Gazeteci, yazar, köşe yazarı Osman Yağlı. Osman Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Elhamdülillah, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, değerli dostlar, dediğim gibi güncel siyaseti konuşacağız. Hem biliyorsunuz Diyarbakır'da büyük bir miting var, olacak. Şivan Perver ve İbrahim Tatlıses'in de katılacağı bizzat Sayın Başbakan tarafından açıklandı. Bunu konuşacağız. Bir yandan meclisteki başörtülü vekillerin durumuyla ilgili yine konuşmalar yapacağız. Aynı zamanda Orta Doğu politikası, Arap Baharı'na yönelik konuları yine konuğumuzla konuşacağız diyelim. Evet, Osman Bey, sizi bir tanıyalım isterseniz. Osman Yağlı kimdir? Öyle başlayalım. Rahmetli Erbakan'ın bir sözüyle başlamak istiyorum. Rahmetli Erbakan devamlı derdi ki, önce selam sonra kelam. Evet. Öncelikle ekranları başında bizleri seyreden izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Ben Gaziantep'in Araban ilçesinin Aşağı Karavayız köyünden köy doğumluyum. Küçük yaşlardan beri Antep'te yaşıyorum. 12 yıllık bir Avrupa yaşantım oldu. Evet. Şu anda ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda köşe yazarlığı yapıyorum. Evet, kolay gelsin diyoruz. Teşekkürler. Peki nasıl görüyorsunuz? Yani ülkemizin gelmiş olduğu durumu, yani 12 yıl Avrupa'da yaşamış birisi olarak işte Türkiye'ye geldiniz. Bir yandan bir Avrupa deneyimi var. Evet. Bir de Türkiye'ye bakarsak mesela 2002 öncesi, şimdi köşe yazarlarımızın ve gazetecilerimizin ve siyasi bilimcilerimizin tabiriyle 2002 sonrasına yeni Türkiye diyorlar. Evet. Yeni Türkiye'yi, işte 2002 öncesi Türkiye'yi ve Avrupa'yı bir kıyaslarsak tabii, nasıl bir fark var? Ne görüyorsunuz? Tabii. Ne görünüyor oradan? Buna şöyle başlamak gerekiyor Barış Bey. 2002 yılı, daha doğrusu 2000 yılı, 21. yüzyılın başlangıcı aslında emperyalist ve kapitalist devletler tarafından yeni bir dizaynın başlangıcıdır. Bu 1900'lü yılların sonunda başladı aslında. Yani benim bildiğim bir tarih var, 1997'de Amerika'da yapılan bir toplantıda örneğin bir Büyük Orta Doğu projesi kararı alındı. Bu kararda bugün maalesef Bahar adı altıyla Bahar adıyla başlayan ama ciddi bir hüsranla sonuçlanan Arap Baharı'nın geliştiren tohumların atıldığı dönem oldu. 2002 yılını eğer bir Türkiye, yani bir AK Parti dönemi olarak bakmak istersek, Türkiye çok ciddi yol kat etti. Evet. Gerek ekonomi anlamında, gerek siyaset anlamında, gerek özgürlükler anlamında, gerekse eğitim ve hastaneler yolunu. Evet. Yani duble yolları biliyorsunuz, hepimizin malumu. Bunlar yapılan çok güzel şeylerdi. Ama burada yine hükümetimizin bana göre yaptığı büyük bir yanlış vardı. Neydi o yanlış? 28 tane bankamız şu anda dış sermayenin elinde. Evet, şu an için. Evet. Ben yanlış hatırlamıyorsam en son 23'tü, 28'e çıktı diye biliyorum. Bu 28 tane bankanın emperyalist ve kapitalist devletlerin bankaları olması beni ciddi anlamda düşündürüyor. Bana göre çoğu ülkede olduğu gibi yabancı yatırımcıya yer verilmeli, imkan verilmeli ama bunu da ortaklıklarda %49'la sınırlamak gerekirdi. Evet. Yani kontrol her zaman bizde olmalıydı. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının elinde olmalı diye söylüyorsunuz. Evet, evet. Yani biliyorsunuz geçmişte rahmetli Ecevit'i %42'lerden %3'e indiren, evet, yine bu dış güçler. Bir ekonomi sarsıntısıydı değil mi? Bir krizdi. Bugün 21. yüzyılda aslında yapılması istenilen de bu. Evet. İleride Orta Doğu meselesini sorduğumuzda ben bu konuya tekrardan değineceğim. Evet. Peki işte 2002 sonrasında Yeni Türkiye ismi verildi. Bu Yeni Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biraz önce de söyledim. Özgürlüklerin arttığı,
sosyal anlamda, teknolojik anlamda çok şeyler yapıldı. Hı hı. Ama sorunları bitirdi mi? Hayır. Bazı sorunları bitirirken bazı sorunlar da derinleştirdi. Mesela hangi sorunlar derinleşti? Yani örneğin Orta Doğu'da Türkiye daha önce bir abi rolündeyken şu anda taraf rolünde bana göre. Hı hı. Irak'ta yani peki kime karşı? Yani kim var? Karşısında kim var Orta Doğu'da? Yani mesela şöyle bakmak Orta lazım. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Yani Türkiye eğer daha önce bir abi pozisyondaysa ama şu anda bir taraf pozisyondaysa kime göre taraf? Yani neye göre? Kimin yanında? Karşısında kim var? Bunu koymak lazım. Yönlendirmelerden dolayı zaten bu pozisyonda. Şimdi dünya iki kutuba ayrılmış süreçte şu anda. Hı hı. İki tane kutup var ve bu iki kutup 21. yüzyılın egemenliğini bugünden ellerine almak istiyorlar. Hı hı. Tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi. 100 yıl öncenin bana göre tarihi de tekerrür ediyor. Hı hı. 100 yıl öncenin hatalar da tekerrür ediyor. Evet. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Bir uçta Suriye üzerinde şu anda Suriye'de ciddi bir savaş var. Evet. Bu Suriye Savaşı'nın yani bu biliyorsunuz Arap Baharı dediğimiz Tunus'tan başlayan evet. Serüveni de neredeyse son halkası. Aha. Ve orada durdu. Şu anda orada savaş devam ediyor. Hı hı. 1 milyon insan geldi buraya. Evet. Ama neden Suriye'de savaş devam ediyor? Yani Esad gitmedi. Evet. Muhalifler başaramadı. Neden gitmedi peki? Evet, onu söylemeye çalışıyorum. Kaynaklarının yetersiz olması ile ilgili. Hayır. Nedir peki? Değil. Niye bağlıyorsunuz? Bana göre şu. Emperyalist devletler bunun üzerinden kendi savaşlarını veriyorlar. Hı hı. Biliyorsunuz Amerika Irak'a girdi. Evet. Ve Irak'ta gömüldü. Evet. Daha önce Vietnam'da gömüldüğü gibi, daha önce Küba'da gömüldüğü gibi. Daha kötü. Evet. Hı hı. Daha kötü gömüldü bana göre. Hı hı. Şimdi iki tane bloktan bahsettik. Bu bloğun birincisi nedir bloklar? Birincisi İran, Rusya ve Çin. Hı hı. Bunlar 21. yüzyılda kesinlikle söz sahibi olmak istiyorlar. Yani 21. yüzyılın dizaynı bizsiz yapılamaz. Evet. Biz aktif olarak aktör olarak burada evet, söz sahibi olacağız. Biz 21. yüzyılın başrolüyüz diyorlar. Hı hı. Öbür taraftan ise 3 tane ülke saydım biraz önce. İran, Rusya ve Çin. Karşılarında ise Türkiye, Avrupa ve Amerika var. Bu iki blok kendi savaşlarını, kendi mücadelelerini Suriye'nin ve Suriye halklarının üzerinde veriyor. Yani daha önce Arapların üzerinden işte Libya'da yapıldı bu. Daha önce işte yine sonuç olarak Suriye'ye evet, bağlandı. Suriye aslında orada tıkandı kaldı. Çözüm. Hepsinin çözüm yeri aslında Suriye. Bunlar kendi savaşlarını kazanan ya da kaybeden olarak buranın üzerinden veriyorlar. Hı. Bir de bu işin ekonomi boyutu var. Biliyorsunuz 2008 yılında Amerika'nın ciddi bir ekonomi ya da dünyanın diyelim ciddi bir ekonomik krizi baş gösterdi. Hı hı. Bu ekonomik krizle beraber yeni sömürge kaynakları bulmak gerekiyor. Evet. Yeni pazarlar, yeni pazar arayışları. Yeni pazarlardan ziyade pazarlar zaten vardı ama yeni sömürge kaynakları. Hı hı. Neydi bu? Silah satışları örneğin. Evet. Ucuz petrol. Hı hı. Topraklardan faydalanma. Hı hı. Biliyorsunuz Fizan Çölü'nde şu anda devasa bir proje düşünülüyor. Hı hı. Libya'da. Hı hı. Yani bunlar babalarının hayrına gelip de biz bu insanları kurtaralım. Bu insanlar demokrasiye kavuşsunlar. Demokrasiyi tanısınlar. İnsan yaşasınlar. Geçsinler. Evet. Böyle bir şey yok. Irak 2003 yılında girilmedi mi? 2003'te. Hı hı. Ne oldu? Yani geldi yine Birinci Körfez Savaşı'nda da yine aynı şey, aynı hikaye evet, söylenmişti. Evet gelmedi. Maalesef ki zaten gelmedi. Saddam Hüseyin'in de işte 82 yılından başlayan İran-Irak Savaşı'nda bizzat Amerika ve CIA tarafından desteklerini de biliniyor. Silahlarının, tanklarının, bütün uçak savarlarının sonra Amerika bunlar, tarafından verildiği biliniyor. Aynen sonra bunlar tarafından idam edildiğini tekrar, yaşadık. Evet, tekrar. Yani ona yaşımız yetti. Yaşadık. Kullandılar. Çok uzun zaman olmadı zaten. Evet kullandılar ve tarih sahnesinden attılar. Tabiri caizse bir kenara attılar. Evet. Emperyalizm böyle midir sürekli? Evet son 100 yılda gördüğümüz hep bu değil midir? Mesela Orta şimdi Doğu'nun hangi ülkesi çok rahattı? Değil mi? Bugün Orta Doğu'da sadece bir ülkede akan kan, bir ülkede ölen insanlar, bir ülkede sömürülen topraklar, petroller hangi Hristiyan, Yahudi onu söyleyecektim, ya da Ermeni ülkesinde olsa
bu kadar dünya sessiz kalırdı. Mesela şöyle düşünmek lazım. İşte bugün Mısır'da yaşayan bir azınlıkla bir Hristiyan Araplar var. Evet. İşte Gıptiler var, çeşitli Orta etnik Doğru'nun kökenden. Orta tamamında var, evet. Yani Orta Doğu'nun işte, tamamında evet. var. Yani çeşitli etnik gruptan insanlar da var. Evet. Keza Suriye'nin içerisinde de var. Evet. Müslüman olmayan Araplar da var. Çok doğru. Soru şu, eğer Mısır'da, Libya'da, Suriye'de cami yani cami yerine kilise bombalansaydı, kilisede eldem yapılsaydı, orada işte 100 tane Hristiyan ölseydi evet. ya da 50 Hristiyan ölseydi ne olurdu? Tam da oraya geliyorum işte. Bakın, biz Müslümanlar olarak şu anda bana göre hepimiz bir oyunun içerisindeyiz. Hı hı. Bu oyun ise sömürge oyunu. Bizim bu oyunu kırmamızın tek bir yolu var bana göre. Evet. Biz birleşmeliyiz. Nasıl birleşmeliyiz? Burada iki tane önerim var benim. Evet. Bunu sizin televizyonunuzdan ilk kez açıklıyorum. Evet. Birincisi, bir din meclisi kurulmalı Orta Doğu'da. Hı. İkincisi, bir ırk meclisi kurulmalı. Peki birincisi toparlar, birleştirme ama ikincisi ayrıştırmaya sebep olmaz mı? Hayır, kesinlikle. Din meclisi dedim, elhamdülillah Orta Doğu'nun benim bildiğim kadarıyla %95'i evet. Müslüman. Evet. Yani bunda bir sıkıntı yok. Evet. Bugün Avrupa'nın da %95'i Hristiyan. Hı hı. Ona bakarsak. Evet. Burada ayrıştırma olmaz. Aksine birleştirme olur. Yok. Bakın Avrupa 27 devletten oluşuyor. Ayrıştırma dediğim hani ırk olarak söylediniz ya o ha, oluşturmaz mı anlamını sordum. Devletler anlamında söylüyorum ben. Devletler zaten halihazırda bir Arap birliği var zaten. Arapların kendi arasında oluşmuş yeterli olduğu. Yeterli mi? O tartışılır. Görevini yapıyor mu? Tartışılır tabii ki tartışılır. Yani, ama benim dediğim... Peki yeni kurulacak olan yeterli olacak mıdır? Olacaktır. Çünkü... Görevini din, yapacak mıdır? Evet yapacaktır. Ben ama işte Arap Birliği de ilk kurulduğunda aynı şeyle kurulmuştu. Aynı beklentiyle kurulmuştu ama şimdi olmadı. O, zaman, o zamanki sosyal yapıyla şu andaki bir değil. Hı hı. O zamandaki iletişimle şu andaki iletişim bir değil. Evet. O zamanki bilinçle şu andaki bilinç bir değil. Hı hı. Bu farkı görmemiz gerekiyor. Evet. Biliyorsunuz Orta Doğu'da Osmanlı Devleti'nin yıkılma yılları olan Birinci Dünya Savaşı'ndan bu zamana kadar çok ciddi bedeller ödendi. Evet. Çok kanlar döküldü. Yani ne yaptılar emperyalistler? 4 kişiyi ellerinde tutarak bu ülkeleri yönetmeye çalıştırdılar. Hı. Çalıştılar, yönlendirmeye çalıştılar. Hı. Kimdi bu 4 kişi? Bir ülkenin ya kralını, ya askeri komutanını, ya başbakanını, ya cumhurbaşkanını elde ederek o ülkeyi istedikleri yöne çektiler. Evet. Doğru mu? Evet. Bunu 20. yüzyılın sonuna kadar böyle yaptılar. Evet. Ama 21. yüzyılda artık bundan vazgeçtiler. Hı hı. Yeni bir yöntem mi geliştirdiler? Bana göre evet. Bana nedir göre, o yöntem? Onu anlatıyorum. Bana göre şudur Barış Bey. En son ihtilal bu arada bana göre şeyde oldu. Mısır'da oldu. Hı hı. Bundan sonraki ihtilaller askeri olmayacaktır. Sivil ekonomik ihtilaller olacak. Mi olacak diyorsun? Ekonomik ihtilaller. Ekonomik ihtilaller olacak. George Soros'un aktif rol aldığı ya da onun gibi isimlerin rol aldığı ekonomik ihtilallerden mi olacağını iddia ediyorsunuz? Bankaların özellikle bankaların ekonomiyi düşürüp kaldırarak istediklerini indirme, istediklerini çıkartma gibi. Bakın Türkiye'de rahmetli Ecevit ekonomi kurbanı oldu değil mi? Evet. Ekonominin kötüye gitmesiyle beraber iktidarı kaybetti. Yunanistan'da Papandreou. İtalya'da Berlusconi, Sarkozy, Portekiz'de aynısı, evet Portekiz'de aynısı, İspanya'da aynısı. Bugün Güney Kıbrıs'ta da aynı sorun var. Aynı sorun var. Doğru mu? Bunlar... Ama bu Avrupa Birliği'nin bir şey değil mi? Yani Avrupa Birliği'ndeki bir sorun değil mi? Yani baktığımız zaman Avrupa Birliği'nde bir kriz var, ciddi anlamda bir kriz var. Hem işsizlik anlamında bir artış var, işsiz sayısı artıyor, gençler mutsuz, insanlar mutsuz. Mesela bugün yapılan anketlerde Türkiye'de Avrupa Birliği'ne karşı bir şu anda negatif bir görüş söz konusu. Evet. Ya bunu niye bağlıyorsunuz? Yani artık Avrupa Birliği ya da Avrupa ülkeleri o miadını doldurdu mu? Ya Türkiye, Çin, Rusya gibi ülkeler mi artık işte yeni söz sahibi olacak, aktör ülkeler olacak? Yani şu anda durum onu gösteriyor. Hı-hı. Ama bu ekonomisi çöktü dediğimiz ülkeler de boş duran ülkeler değil. Bugün Orta Doğu'da bir bahar başladıysa, bir bahar başlattılarsa bu tesadüfen olan bir şey değil. Evet. Yani Avrupa şu anda bana göre çok da böyle düşmüş bir pozisyonda değil. Ama tüm kartlarını da ortaya çıkartan bir devlet görünümünde değil. Biraz önce onu söylüyordum. Bakın Avrupa 20 küsür tane devletten
oluşuyor. Hı-hı. Neden biz bunu Orta Doğu'da yapmayalım? Hı-hı. Yani neden bir Orta Doğu Birliği tarzı çekelim? Bir şey mi düşünüyorsunuz? Olabilir. Neden olmasın? Yani zaten dünyanın ama gidiş mesela, süreci oraya doğru gidiyor. Mesela şöyle baktığımız zaman işte Amerika'da şöyle bir yaygın bir cümle vardır. Derler ki işte Amerika'nın 52 eyaleti vardır. Derler ki 53 derler. Nasıl derler? 53. için Suudi Arabistan olduğunu söylerler. Keza Orta Doğu'da Amerikancı politikalar izleyen Amerika yanlısı, keza İngiliz yanlısı ülkeler var. Peki Amerika, İngiltere ya da diğer Avrupa ülkeleri buna izin verir mi yani? Sıkıntı da olmaz mı? Zaten şu anda izin vermiş durumdalar. Zaten bu 100 yıldan bu yana böyleydi. Şu anda da böyle devam ediyor. Bakın şu anda Orta Doğu'da Arap Baharı dediğimiz unsurdan etkilenmeyen kaç tane devlet var? Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, doğru i̇şte bunlar mu? Bunlar da Dubai, evet. Kuveyt. Bu saydığımız Türkiye. Ülkeler de Amerikan yanlısı. Mesela işte Suudi Arabistan için aynı yani, şey söyleniyor. Diğer ülkeler için aynı şey söyleniyor. Evet, maalesef. Ya izin verirler mi? Ben o anlamda soruyorum. Yani izin verirler. Bir Orta Doğu Birliği'ne. Orta Doğu'da Arap Baharı kendini ya da Büyük Orta Doğu projesi tamamlanmış değil. Hı-hı. Şu anda ortasındayız. Hı-hı. Tamamlandığında zaten bunlar farklılaşacaklardır. Yani onlara da demokrasi adı altında bir şeyler söylenecektir. Hı-hı. Orada da bir fokurdama yapılacaktır. Hı-hı. Ya şimdi, Dubai'de de olabilir diyorsunuz. O, yani bunun Suudi Arabistan'da olabilir diyorsunuz. Ben bunun belirtilerini görüyorum. Bu karıştırmanın belirtilerini görüyorum. En basit örneği Gezi olayları. Hı-hı. Yani Türkiye'de bunun provasıydı Gezi olayları. Doğru aynen, mu? Katılıyor aynen, musunuz? Aynen. Antrenmanı. Tesadüf değildi. O bir antrenmandı. Hı-hı. Bu antrenman yapıldı. Şimdi bu antrenmanda kim ne kadar güçlü, kim nerede? Bunu ölçtüler. Bu ölçüldü. Ama bu ölçümün neticesi 5 yıl sonra mı uygulanır? 3 yıl sonra mı? Peki bu antrenmanda ne çıktı? Yani bu antrenmanda, bu gezi antrenmanında tabirinizle söylüyorum. Ne çıktı? Bana göre ne gördünüz yani? Bana göre Türkiye uzun yıllar bir blok savaşı verdi kendi içinde. Evet. Kürtlük, Türklük, hı, Alevilik, Sünnilik, türbanlı, türbansız, bu tür şeyler. Evet. Kapitalist, antikapitalist, emperyalist, antiemperyalist, evet, bu tür mücadeleler evet verdi. Evet. Bunları verirken örneğin uzun yıllardan sonra meclise türban girdi. Evet. O konuya geleceğiz. Evet. Bununla bağlantı kurduğum için meclise, hı, türban girdi. Evet. Meclise türban girmesi için bu kadar yılın geçmesi mi gerekiyordu bir Müslüman ülkede? Hı hı. Bu kadar kayıp mı verilmesi gerekiyordu? Hı hı. Şimdi bunun tam ters denklemi yapılacak. Evet. Ne yapılacak? Geçmişteki mağdurların karşıtları olanlar bugün kendilerini mağdur sıfatına koyacaklar. Hı hı. Yüzyılımızda böyle kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Gezi olaylarından ben bunu gördüm. Hı hı. Yani bir taraf dengeyi sağlamak isterken öbür, hı hı, tarafta sanki bir dışlanma varmış gibi. Hı hı. O dışlananlar kendilerine bir hak arıyorlarmış gibi bir intiba çıkıyor ortaya. Evet. Ben bunu böyle yapılmasını istemiyorum. Evet. Bana göre açık olan da kapalı olan da bizim kardeşlerimizdir. Evet. Benim kendi ailemden var. Hı-hı. Başı açık olan da var. Evet. Türbanlı olan da var. Normal örtülü olan da var. Hı-hı. Bunlar bizim zenginliklerimiz olmalı. Hı-hı. Ayrışmalarımız olmamalı. Hı-hı. Biz bunları ayrıştırmaya başladığımız anda yine geçmişe gideriz. Geçmişin, hı-hı, mağduru bugünün emir vereni olmamalı. Hı hı. Geçmişteki emir veren de ya da baş olan da bugünün mağduru, hı, olmamalı. Biz bu dengeyi sağlarsak Türkiye'de bir Allah'ın izniyle olmaz hiçbir diyorsunuz şey olmaz. Evet. Peki şimdi bakın dünyada işte dediğiniz ya şu anda bir kutuplaşma var dediniz. Evet. Şimdi 91 yılına biraz dönelim. 91 yılı dünya siyaseti için çok önemli bir yıl. Aynen. Neden? İşte asıl Soğuk Savaş'ın bittiği, kazananın işte bir tarafta emperyalist güçler vardı, bir tarafta sosyalist bir Sovyetler Birliği ve işte Romanya, Bulgaristan, ne bileyim diğer Litvanya, Ukrayna gibi birçok ülkenin oluşturduğu bir sosyalist blok vardı. Karşıda, evet, da işte Amerika, İngiltere, Fransa gibi bugün emperyalist ülkeler var. Şimdi NATO kuruldu biliyorsunuz. NATO kuruluş mantığı da Sovyetlerden gelecek tehditlere karşı Avrupa'daki ve yine kendine müttefik olarak gördüğü ülkeleri korumak, hı, adına kuruldu. Tabii buna karşıtla bir Varşova Paktı vardı.
karşılıklı bir güç. Evet. Yıllarca Soğuk Savaş denilen çeşitli işte Türkiye'de de konuşuldu bu gladio tarzı yapılanmalardan bahsedildi. Şimdi 91 yılında Sovyetlerin dağılmasıyla, çöküşüyle adına her ne derseniz Berlin duvarının yıkılmasıyla Almanya'nın birleşmesiyle kazanan emperyalizm oldu. Buna katılıyor musunuz? Evet. Katılıyorsunuz herhalde. Kazanan, anladığım evet, kadar. Peki oldu. Şimdi şunu soralım. O zaman Varşova Paktı'na karşı kurulan, Sovyet bloğuna karşı kurulan bir NATO'ya ihtiyaç var mı halen? Ne düşünüyorsunuz? Ben isterseniz NATO'ya ihtiyaç olduğunu şu anda ben düşünmüyorum. Bana göre miladını doldurdu. Doldurdu. Çünkü Türkiye'nin üyeliğini nasıl görüyorsunuz? NATO miladını doldurdu. Neden doldurdu? Çünkü NATO gereken yerde, gereken adaletle davranmadı. Bunu Birleşmiş Milletler de yaptı. Evet, aynen. Ona geleceğiz. Anlamda, ona geleceğiz. Bu anlamda ona geleceğiz. Bana göre X de miladını doldurdu. Zaten benim Orta Doğu'da iki tane yeni meclis önerimde bu. Din Meclisi ve Irk Meclisi dediğim bu. Evet. İsterseniz 1991 yılına geleyim. Sizin başladığınız noktaya. Tabii, 1991 yılında o zamanki Amerikan Başbakanı Margaret Thatcher İngiliz. Demir Lady. Evet. Lakaplı. Demir Lady lakaplı. Ronald Reagan vardı Amerika'da. Thatcher şunu söylüyor. Bize diyor yeni bir düşman lazım. Evet. Ve bu düşman diyor Müslümanlar ve İslam. Evet. Bu tarihte Hristiyanlar ve bu dediğimiz iki ayrı blok, birbirine karşı soğuk savaşı sürdüren iki ayrı blok yeni bir düşman adı altında Müslümanları göz önüne aldılar. Evet. Bunu belli bir süre ilerlettikten sonra 11 Eylül 2011, 2001 tarihindeki İkiz Kulelerin vurulması anına kadar getirdiler. İkiz Kulelerin vurulmasıyla beraber ne yaptılar? Bir İslami terör yani rüzgarı. Sanal bir düşman mı yarattılar diyorsunuz? Yani o 91 90 yapay. Şöyle. Yapay bir düşman oluşturdular. Yani Sovyetlerin yani dağılmasıyla birlikte NATO'ya bir düşman lazımdı. NATO ülkelerine bir düşman lazımdı. Emperyalizme bir düşman lazımdı. Bunu da Müslümanlardan aslında bir düşmanlık yok ama kendine bir düşman yarattılar. Evet. Orada aslında Avrupa'ya ya da emperyalistlere, kapitalistlere lazım olan bu bölgeye yeni bir hakimiyet rolü biçme. Evet. Bunu da bir İslamist terörizm adı altında yeni bir buluşla ortaya çıkarttılar. Evet. Bunda da Osama Bin Laden'i çok güzel kullandılar. Evet. Sonuçta biliyorsunuz onu da öldürdüler. Evet. Yani o da şüpheli. Yani onun hakkında daha çok çeşitli iddialar var. Öldürülmediği dublör olduğuna yönelik. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Evet, bunu evet. Yani o konuda ne düşündüğümü biraz sonra söyleyeceğim. Tabii evet. Barış Bey, 11 Eylül 2001 yılında İkiz Kulelerin yıkılmasında bunu çok önemli buluyorum bunu bu söyleyeceğimi. Evet. Muhammed Ali Clay. Evet. Meşhur bir boksör evet, biliyorsunuz. Çok ünlü bir boksör. Evet. Daha sonra Müslüman olmuş. Evet. Hatta Müslüman olduğu için kemeri elinden aldı. Evet. Amerika'da çok müsabakalara katılamadı. Dövüşemedi şampiyon, yani. Şampiyonluğu elinden aldılar. İşçilik yaptı. Geçimini sağlayabilmek için işçilik yaptı bu adam. Evet. Ve ona soruyorlar. İkiz Kuleleri vurulduktan hemen sonra. Siz diyorlar Osama Bin Laden gibi bir insanın, bir caninin onların tabiriyle dininden olmaktan utanç duymuyor musunuz? Evet. O da diyor ki Parkinson hastası kendisi. Evet. Elhamdülillah diyor. Ben diyor Hitler gibi bir insanın dininden değilim. Değil. Bir caninin dininden milyonlarca değilim. İnsanı katleden. Evet. Gazlarda boğan, yaşlı genç demeden, çocuk demeden. Aynen. Hı. Ne yapıyor peki ondan sonra Hristiyan alemi? Eyvah diyor bizim bir katilimiz var. Bizim bir utancımız var. Bir tane değil. Yani o alemin Bosna'da katil oldular. Afganistan'da şu anda. Tabii Afganistan'da, Yugoslavya'da katil oldular. Evet. Yani bakın şimdi hep konuşuyor aslında. Biraz baktığımız zaman şimdi emperyalist güçler, emperyalizm, dış odaklar işte kapitalizmin mantığı kar üzerine kurulur. Evet. Der ki sistemin devamını sağlaması için yeni sömürü alanlarına ihtiyaç vardır. Bakın. Yeni işte kontrol edebileceği güçlere ihtiyaç vardır. Evet. Bunu tahsis etmekle güçlüdür. Hı hı. Şimdi Birinci Dünya Savaşı çıktı ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önce biliyorsunuz Milletler Cemiyeti kuruldu. Evet. Neydi? İşte Birinci Dünya Savaşı'nda birçok imparatorluklar yıkıldı. Yerine
Bugün işte Fransa'nın yine birçok ülkenin de sömürgesi altında olan birçok ülke yani bağımsızlığına kavuştu, ne bileyim ulus devlet yapısı tırnak artık dünyada tabii yani ulus devlet yapısına kavuştu ama o paylaşım, o savaş ikinci bir savaşı getirdi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonunda Milletler Cemiyeti kuruldu ama Milletler Cemiyeti dünya barışını sağlayamadığı için İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti'nin yerini bugün Birleşmiş Milletler aldı. Ve NATO. Yani NATO biraz daha farklı aslında. Şimdi Birleşmiş Milletler'in amacı şu: dünyada barışı sağlamak. Evet. Ama bugün baktığımız zaman Bosna Hersek'te 92-95 yılları arasında yani dünyanın gözü önünde bütün dünya canlı yayında bir katliam izledi. Oturup Amerikalılar, İngilizler evlerinde viskilerini yudumlarken, o buzlu viskilerini yudumlarken Bosna'da insanların tecavüzlerini izlediler. Çocukların ölümlerini izlediler. Buna seyirci kaldılar. Evet. Yine dünyanın birçok yerinde, Somali'de, bakın Somali'de pas geçmemek lazım. Somali'de oldu bu olaylar. İşte Balkanlar'da oldu bu olaylar. Türk Cumhuriyetlerinde oldu, Kafkasya'da oldu. Bugün Orta Doğu'da oluyor. Evet. Ve Birleşmiş Milletler halen izleyici. Yani kuruluş amacı, kuruluş misyonu, dünya barışını sağlamak olan bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Bu yapı lağvedilmeli mi? Bu yapı zaten pratikte lağvedilmiş. Yaptığı bir etkinlik var mı? Başardığı yani, bir nokta var mı? Yani pratikte lağvedilmiş. Ama Müslümanların gözünde kesinlikle lağvedilmiş. Biraz önceki konuyu isterseniz biraz açayım ben. Evet tabii. Muhammed Ali Kley'e sorduklarında elhamdülillah diyor, ben Hitler gibi bir caninin dininden değilim. Evet. Bu Amerika'ya, Avrupa'ya, Hristiyan, Yahudi alemine şunu düşündürüyor: bizim bir canimiz var, Müslümanların yok. Evet. Irak'a atom bombası var diye girilmedi mi? Ya kitle imha silahları var, kimyasal silahları var diye girildi. Hiçbir şey bulamadılar. İtiraf ettiler. Ya dediler, biz yanılmışız, böyle bir şey yokmuş. Hazır girmişken de Saddam'ı da götürdük. Zaten o arada götürmüşlerdi. Maalesef. Şimdi, ama olan o sivil halkı oldu. Evet. Şimdi bir yere demokrasi getireceğim diye girerseniz, bu yerde, bu ülkede 1 milyon insana tecavüz edilirse, 2 milyon insan öldürülürse, 50 bin kadınımız, bacımız, anamız tecavüz edildi diye intihar ederse, bu bir savaş suçu değil midir peki? Evet. Çok ciddi bir olaydır. Savaş suçudur değil mi? Bunu bir Müslüman yapsa kıyamet kopar. Mursi hiçbir şey yapmadı, yargılanıyor şu anda. Ona da geleceğiz. Doğru mu? Ona da geleceğiz, evet. Kimi yargılamak gerekiyordu? Milosevic yargılanmıyor mu? Evet. Bosna Hersek'ten dolayı, Kosova'dan dolayı. Evet. Hala hükmü açıklanmadı. Süründürülüyor. Doğru mu? Peki Amerikan, o zamanki Amerikan başkanının yargılanması gerekmiyor mu? Kim bu insanların katili? Hesap vermek gerekmiyor mu yani onlar olduğu zaman? Hesap sorabilecek bir güç var mıdır? Peki? Onun için işte bu meclisi öneriyorum. Onun peki, için bu iki meclisi öneriyorum. Peki bahsettiğiniz bu iki meclis hesap sorabilecek güce, o yetkiye, iradeye bugün kavuşabilecek mi diyorsunuz? Bugün kurulsun. Bugün gelmese 50 yıl sonra gelir. Çinlilerin bir atasözü var. Derler ki en uzun yolda bir adımla başlar. Evet. Biz bu bir adımı atalım, Allah kerimdir. Evet. Doğru mu? Çok ılımlı ve olumlu bakıyorsunuz. Enver Bakırcı ama bence Enver Bakırcı abimizin güzel bir sözü var. Kendisi şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Bizi adayı. İzliyorsa da selamlarımızı gönderelim. Evet, ben de saygılarımı sunuyorum Enver abime. Kervan yolda dizilir Osman'ım der. Bana Zinnure der kendisi, sağ olsun. Kervan yolda dizilir der. Şimdi biz kervanı önce bir yola çıkartalım. Bu iki meclisi ben buradan sizin aracılığınızla Gaziantep'e, Türkiye ve tüm Orta Doğu'ya duyuruyorum. Bu iki meclis Orta Doğu'nun sorunlarını çözmede en büyük etken olur diyorum. Yapılır, yapılmaz. Ben şöyle düşünüyorum. Yani biraz şimdi dünya realitesine baktığımız zaman da tabii emperyalistler emperyalizm boş durmuyor. Yani zaten siz de bundan bahsettiniz. İşte bundan 100 yıl önce 1900'lü yılların başında, 18. yüzyılın sonlarında, aynen, 2000'li yılların haritasını zaten yapıyorlar. Aynen. Belki bugün de işte Rockefeller ailesi var mesela, işte bu Amerikalıların ünlü dünyayı yönettiği iddia edilen, ki biz öyle bir öyle anlatılır. Yine Yahudi lobisi, çok önemli isimler, çok önemli doğru şirketler, çok doğru, Sarozlar,
Birçok isim çok şimdi doğru sayarız ama bu isimler peki bugün oturup da ya işte 2300 yılında, 2200 yılında şöyle olsun böyle olsun diye hesap kitap yapmıyorlar mı zannediyorsunuz? Muhakkak onlar yapıyorlar, da yapıyorlar. Muhakkak yapıyorlar ama şöyle bir şey var. Allah'ın da bir hesabı var. Evet. Amerikan ekonomisi. Hepimiz 2008 yılına kadar ne kadar sağlam bilirdik? Evet. Yunanistan ekonomisini. Evet. Hepimiz ne kadar sağlam bilirdik değil mi? Evet. Peki hiç renk verdiler mi? Evet. Ne oldu ama? Bir anda gümledi. Evet. Bunların sosyal yaşantı olarak biraz önce siz bahsettiniz yok. Hı-hı. Gençlik yok. Hı-hı. Doğru mu? İrade yok. Hı-hı. Gerçek bir dini inanış yok. Evet. Yoz bir yaşam söz konusu. Yoz bir yaşam. Hı-hı. Avrupa'da yaşadım ben. Avrupa'daki yaşantının, aile ilişkilerinin, siyasal ilişkilerin, sosyal ilişkilerin nasıl olduğunu çok iyi bilen biri. Evet, evet. Ama Türkiye'de, Orta Doğu'da bu bizim en büyük avantajımız. Evet. Ama değerlendirebilirsek en büyük avantajımız. Eğer değerlendiremezsek yapacak bir şey yok. Güzel kardeşim. Evet. Evet. Şimdi izleyicilerimizin de mesajlar geliyor. Tabii. Onların da mesajlarını ben size kısa kısa şey yapayım. Diyorlar ki izleyicilerimiz yine biliyorsunuz meclise 4 tane bayan milletvekilimiz, kadın milletvekilimiz türbanla girdi. Evet. Neler düşünüyoruz? Lütfen sorun demişler. Aktaralım. Neler düşünüyorsunuz? Güzel kardeşim. Biz elhamdülillah Müslüman bir ülkeyiz. Müslüman bir ülkede türbanın yasak olması zaten bir yanlıştı. Hı hı. Bu yanlışın üzerine yanlışlar yapıldı. Hı hı. Bakın 1921 anayasasını çıkartın. Hı hı. Diğer 1924, hı-hı, 1961, hı-hı, ve 1982 anayasaları, hı-hı, kesinlikle bu ilk anayasamızla uyuşmuyor. İlk anayasamız en demokratik anayasadır. Evet ve en katılımcı. Evet. Bütün her toplumun dinden, katmanlarını içinde barındıran bir anayasadır her yani. Dinden, örnek her hatta birçok Avrupa ülkesinin örnek aldığı söylenir. Aynen, aynen. Yani anayasamızı düzenlemediğimiz müddetçe, hı-hı, bugün biliyorsunuz 60 tane yasa üzerinden, anayasanın 60 tane maddesi üzerinden anlaşma sağlandı. Evet. Yani yama nereye kadar? Evet. Türban bugün geç kaldı. Merve Kavakçı'nın girdiği dönemde de geç kalmıştık biz türbana. Şimdi bakın şöyle bir durum var. Merve Kavakçı'nın meclise girmesiyle birlikte o zaman biliyorsunuz rahmetli Bülent Ecevit, evet, başbakandı. Evet. Ve mecliste bulunan Demokratik Sol Partililer ve milletvekilleri çok ciddi bir tepki göstermişler. Yuhalıklar. Evet yani evet, o görüntüyü hatırlıyoruz. İşte 2013 yılında da yine 4 kadın milletvekilimiz girdi. Yine Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden böyle bir tepki beklendiği söyleniyordu ama bekleniyordu, evet, bir tepki göstermediler. Hı. Bunu niye bağlıyorsunuz? Hı. Acaba o 99 yılındaki durumdan ders almışlar mı yoksa bir seçim yaklaşıyor. Bunda bir oy kaygısı var mı diye. İkinci söylediğinize daha çok katılıyorum. CHP partisi kendi iç derinliklerini aşamadığı müddetçe bu tür sıkıntıları yaşamak zorunda kalacaktır. Evet. Yani bugün bir Dersim olayında bana göre ciddi bir sınavdı CHP için. Evet. O sınavı veremedi. Hı-hı. Keşke verebilseydi. Hı-hı. Ama haklı olduğu konular yok mu? CHP'nin de kendine göre haklı olduğu, evet, konular var. Elbette ki. Örneğin bir genel haftan bahseden Sayın Kılıçdaroğlu bugün, hı-hı, o kelimeyi ağzına dahi almıyor. Hı-hı. Ve Türkiye aslında bu genel hafında gerektiği bir noktaya geldi. Evet. Artık bunun da bir şekilde sağlanması gerekiyor bana göre. Evet. Peki yine izleyicilerimizin sorusuna şöyle bir bakıyorum. Tabii. Ortalama sorulara. Biliyorsunuz Diyarbakır'da bir miting olacak. Yine Sayın Başbakan katılacak. Evet. Ve Diyarbakır'da gelin gibi süslemişler. Yani, evet, deyim yerindeyse. Aynen. Kürtçe afişler var. Türkçe afişler var. Zazaca evet, afişler var. Gerçekten Diyarbakır bir anlamda Türkiye mozaiğinin o afişlerde bütün resmini göstermiş. Evet. Yine Şivan Perver, ünlü Kürt sanatçı Şivan, evet, Perver'in de tabi biliyorsunuz yasaklıydı uzun yıllar. Evet, evet, evet. Türkiye girişi bir yasak, evet, yasaklıydı. Çok doğru. Bizzat Sayın Başbakan tarafından da evet, dile getirildi. Evet. İbrahim Tatlıses'le bir düeti söz konusu. Neler, evet, düşünüyorsunuz bununla ilgili? Şimdi buna iki türlü bakabiliriz. Hı-hı. Bir, iç siyasi malzeme olarak. Hı-hı. İki, dış siyasetin
gerektirdiği bir konjonktür olarak bakmamız lazım. Evet. Muhakkak ki 37 yıl ülkesinden ayrı kalan bir insanın sevdiği ülkesine dönmesi güzel bir şey. Şivanperver'den bahsediyorum. Evet. Bir Barzani'nin gelmesi aynen öyle. Evet. Çünkü orada bir Kürt lideri biliyorsunuz. Evet. Bir federe bir Kürt ülkenin şehri. Evet, Diyarbakır'da bir Kürt şehri. Hı-hı. Bunun gelmesi gayet doğal. Evet. Ama benim aklıma şu soru geliyor. Son günlerde biliyorsunuz Salih Müslim neredeyse afaroz edildi. Neden? Bir özellik ilanı nedeniyle. Ama bunu 10 yıl önce Barzani yapsa aynı tepki gösterilirdi değil mi? Evet. Bugün bir özellikliğin lideri olarak buraya davet ediliyor. Hı-hı. Peki 10 yıl sonra bunu kabul ediyorsak bugün neden onu kabul etmeyelim? Hı-hı. Esad'a karşı savaşmadığı için Hı-hı. neden duvar örelim? Biz sınırlarımıza duvar örmeyelim. Kendi beynimizdeki duvarları yıkalım. Hı-hı. Yanlış mıyım? Yani kastettiğiniz Rojava, yani Mardin Nusaybin ve aynen. Rojava'ya çekilen duvarı kastediyorsunuz herhalde. Nusaybin Başkanı orada açlık grevi yaptı değil mi? Hı-hı. Neden? Duvar yapılmasın diye. Neden? Çünkü orada akrabalıklar var. Hı-hı. Sosyal bağlar var. Evet. Dini bağlar var. Hı-hı. Bunları bir anda söküp atamazsınız. Evet. Bugün 10 yıl önce denilseydi ki ya gün gelecek Barzani Türkiye Başbakan davetlisi olarak gelecek, inanmazlık değil mi? Evet. Ya da 10 yıl önce türban meclise girecek. Hı hı. Zaman çok hızlı akıyor. Ama bu hızlılıkta biz zaman kaybediyoruz. Hı hı. Rahmetli Özal dönemindeki yapsaydı keşke bunları. Ki öyle bir proje de söz konusuydu. Yani hatta 3 tane DEP milletvekiline rahmetli meclisten. Özal meclisten hı hı. evet o zaman hı hı. Abdullah Öcalan'ın yanına gönderdi hı hı. ve orada bir silahı susturulması söz konusuyken kısa bir süre hatta bir ateşkes ilanı söz konusu evet, olmuştu. Edildi. Tek taraflı da olsa. Aynen. Tabii bunun sekteye uğradığı konuşuldu. Yani. Özellikle rahmetli Turgut Özal'ın, Adnan Kahveci'nin, Eşref Bitlis'in bu proje ve bu çalışma sebebiyle bunlara kurban ettiği söyleniyor. Uğur Mumcu'nun bu konuda bir rapor hazırlarken rahmetli Kürt dosyası adı evet. altında bir rapor hazırladı. Aynen. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Barış Bey, evet. bana göre iç siyasi malzeme yapılmamak şartıyla Barzani'nin gelmesi de olağandır. Şivanperver'in gelmesi de olağandır. İbrahim Tatlıses'le düet yapması da olağandır. Ama şunu da söylemeden tabii, geçemeyeceğim. Tabii. Bugün Şivanperver ünlü olduğu için Türkiye'ye geldi ama ben Avrupa'da yaşadım. Evet. Yıllardan beri orada yaşayan, artık yaşlanmış olan, anasına, babasına, vatanına, toprağına, köyüne hasret olan insanlarımız var. Evet. Biraz önce genel laftan bahsettim. Bir Hı-hı. genel lafla bu insanlar da ülkelerine döndürülmeliler. Evet. Ve biz bu insanları kazanmalıyız. Evet. Bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim. Türkiye şu anda kendi iç dinamiklerinden Kürt sorununu çözmeye çalışmalıdır. Hı-hı. İthal liderlerle değil. Bugün biliyorsunuz Kemal Burkay getirildi. Evet. Kemal Burkay gelmesinin 6 ay sonrasına bir partinin başına getirildi. Hı hı. Avrupa'da yıllarca yasaklı olan bir kişi bir partinin başına lider olarak getirildi. Neden? Yani bir muhatap aranıyor. Alternatif bir isim. Bir muhatap aranıyor. İbrahim Güçlü de aynı evet. şey için geçerli. Yani İbrahim Güçlü'nün de alternatif bir isim olarak Kürt siyasetinin. Yani Leyla Zana yani, bir ara plana çıkarttı biliyorsunuz. Yani sadece şimdi Kürtlerin tek partisi BDP değildir aslında. Değil, yani hayır. Bakın. İbrahim Güçlü gibi bir isim var. Yine Leyla Zana gibi bir isim var. Evet. Kemal Burkay gibi bir isim var. Barış Bey, Kürt sorununun çözümünde illa karşımızda bir muhatap olmak zorunda değil. Evet. Kürt sorununun çözümü Kürt halkıyla yapılır. Zaten burada bir halk muhatap var. Halk bu zaten. Halkı kabul ediyorsun kardeşim. Doğru mu? O zaman bu halkın istediklerini yerine getirdiğin zaman bu sorun bitecektir. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kavganın barışı kavgayı yapanlarla yapılır. Hı hı. Yani siz biriyle ben Ahmet'le kavga edeceğim. Gidip Mehmet'le barış yapacağım. Hı hı. Olmaz abim bu. Evet. Biliyorsunuz yani bir insanın kanı akmayacaksa, bir anamızın, bacımızın yüreği yanmayacaksa, bir evladımız toprağa düşmeyecekse biz ne yapacağız? Bu gerekeni yapacağız. İzleyicilerin... Bu son zamanlarda hükümetin de devletin de yaptığı çok doğru bir mantıkla gerekirse Öcalan'la da görüşürüz. Şimdi izleyicilerimiz arka arkaya şimdi sorular geliyor.
Ömer Güler isimli izleyicimiz Mardin'den şunu söylüyor. Diyor ki lütfen sorar mısınız? Ahmet Kaya'nın uğramış olduğu, biliyorsunuz bu linç girişimi vardı. Superman Serdar Ortaç tarafından onun önderliğinde uğramış olduğu bir linç vardı. Oradan buraya geldik. Ahmet Kaya ile ilgili neler düşünüyor diyor. Serdar Ortaç ile ilgili neler düşünüyor diyor. Lütfen sorun demiş. Evet, ben Ahmet Kaya'yı müzik olarak severek dinleyen biriyim. Ahmet Kaya'nın Yılmaz Güney gibi Paris'te ölmesi, kendi vatanından uzakta ölmesi maalesef bizim için bir ayıp oldu. Telafi edilmek istenildi. Sayın Başbakanımız bununla bizzat ilgilendi. Getirilmesi anlamında. Ama maalesef zaman geri döndürülemiyor. Hataların tekerrür etmemesi bunun en belirgin başarısı olacaktır diye düşünüyorum. Yani başarı nedir? Başarı yaptığınız bir hatadan ders çıkartmaktır. Eğer biz bundan ders çıkartırsak, özellikle Kürt olayından, bakın Serdar Ortaç dediniz değil mi biraz önce? Evet. Serdar Ortaç o günden şimdiye kadar hiçbir halka açık konser veremedi. En son yanılmıyorsam Manisa'da bir konser verdi. Orada da çok ciddi bir tepkiyle karşılandı. Tekrardan sahnede inmek zorunda kaldı. Ben bunun olmasını istemiyorum. Ümit de etmiyorum. Ama halkın tepkisi dinmiş değil. Yıllar geçmesine rağmen. Çünkü halk unutmuyor. Türkiye hafızayı beşer şaşmaz. Türkiye halkı artık eski halk değil. Doğru neredeyse, haklı neredeyse hepimiz onun yanındayız. Şimdi Firdevs Hanım sormuş. Firdevs Özaslan diyor ki İbrahim Tatlıses Ahmet Kaya'ya sahip çıkmadı ama bugün Ahmet Kaya'nın kredisini tüketmeye çalışıyor. Neler düşünüyor diye sorun demiş. Ben yani mesela o dönem hatırlayalım, biraz bir flashback yapalım. Yani hafızamızı tazeleyelim. Ahmet Kaya bir kaset çıkarmış. Evet. Bir şarkı yapmış. Kütçe bir şarkı yapmış ve bir klip çekecek. Ödül töreninde diyor ki ben bir klip çekeceğim. Kütçe bir şarkı yapacağım. Ama ben tabii o zamanlar bazı medya patronlarının tekeri söz konusu. Evet. Yani diyor ki ben çekeceğim ama bunu yayınlayacak cesaretli, yürekli insanlar arıyorum. Eğer yayınlamazlarsa, yayınlamazlarsa Türkiye halkına nasıl hesap verecekler? Onu merak ediyorum. Bugün o işte. Şimdi, bugün hesap vermesi gerekenlerin vermesi arkasından, lazım. Arkasından şimdi hatırlayalım diye anlatıyorum bunu. Arkasından sahneye işte Serdar Ortaç çıkıyor. Evet. Bu devirde kimse şah değil, işte padişah değil diyerek Ahmet Kaya'yı hedef alan, onu hedef gösteren şarkısını söylüyor. Arkasından Reha Muhtar'ın hatırladığım kadarıyla Emel Sayın gibi şimdi birçok isim var ama şimdi onları kötülemek adına söylemiyorum. O fotoğrafı hatırlamaya çalışıyorum. Serdar Ortaç en önde 10. yıl marşını söylüyorlar. Bir yandan Ahmet Kaya çatallara, bıçaklara atılıyor. Maalesef. Ve soyadı gibi aslan olan Mehmet Aslantuğ. Evet. Mehmet Aslantuğ. Evet. Resmen Ahmet Kaya'nın önünde siper oldu. Çatalı bıçağı işte kendisi yedi. İzleyicimiz şunu soruyor. Diyor ki Ahmet Kaya'nın kredisini İbrahim Tatlıses neden kullansın? Ya da Mahsun Kırmızıgül. Evet. Evet. Yani Mahsun Kırmızıgül'ü İbrahim Tatlıses'le bir tutmak gerekmiyor. Yok yani bana o anlamı söylemiyorum. Evet, yani İbrahim Tatlıses bana göre yağmurun yağdığı yere tarlasını götüren bir kişi. Sanatı da böyle, ticari yapısı da böyle, kişiliği de böyle. Ben böyle tanıyorum en azından hani medyada. Şu açıdan medyadan bir dönem Geç Parti'nin de bir adaylığı biliyorum, söz konusu olmuştu. Bir adaylığı söz konusu oldu ama seçilemedi ya da barajı aşamadı. Şimdi Ahmet Kaya'nın kullandığı kredi yılların emek vermiş ama medyada görünmeyen insanların kredisiydi. Ahmet Kaya'nın kredisini bugün kullananlar halk çok iyi biliyor. Firdevs kardeşimizin dediği gibi. Evet. Krediyi kullananlar tek bunlar değil. Bakın şu andaki hükümetimizin bu noktada olmasına ben biraz da işi o noktaya getirmek istiyorum. Ahmet Kaya çok özür diliyorum. Ahmet Kaya Sayın Başbakan cezaevine gittiği zaman, cezaevine gireceği zaman Sayın Başbakan'a destek mitinginde oraya gelen ve Sayın Başbakan'a destek veren bir insan okuduğu şiir için, düşüncesi için cezaevine girmemeli diyen Şafak Türksin'i söyledi. Orada destek veren bir insandı ve aynı zamanda Ahmet Kaya o yıllarda
üniversiteye türbanla giremeyen öğrenci bacı, ablalarımızın, kardeşlerimizin yanında yer alan ve türban eylemlerine destek veren bir kişiydi aynı zamanda. Bunu hatırlayalım. Yani Ahmet Kaya'yı o şeye daraltmak çok da doğru değil diye düşünüyorum. Aynen. Böyle bir yapısı da var. Aynen, aynen. Ahmet Kaya özgürlükçü bir insan. Evet. Ahmet Kaya kendi dilinden şöyle der. Ben der, tek başıma gezerim sokaklarda. Hı hı. Ama benim en az arkamda 30 tane insan vardır. Evet. Yeri geldiğinde beni koruyacak. Evet. Yeri geldiğinde beni kollayacak. Gerçekten Ahmet Kaya. Evet. Tanışma kısmet olmadı ama medyadan bildiğimiz kadarıyla böyle bir insandı. Hı hı. Bakın, İbrahim Tatlıses, Şivan Perver düeti iki tane büyük Kürt sanatçısının vereceği muhteşem bir konser olur. Ama burada seçime alet edilirse o da ayrı bir entikap olur. Evet. Yani Diyarbakır biliyorsunuz, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir Sayın Başbakanımızın kesinlikle alınması gerekir dediği yerlerden 3 tanesi. Evet. Eğer bu anlamda bakarsak ben sanatın buna mal edilmesini doğru bulmuyorum. Harun Erdem soruyor. Harun Erdem diyor ki Serdar Ortaç'la ilgili ne düşünüyor? Serdar Ortaç'ın bizlere bir özü borcu yok mu? Ben Serdar Ortaç'ı çok fazla tanımıyorum. Şarkılarını da bilmiyorum. Kendisini de dinlemiyorum. Allah ıslah etsin diyorum. Allah hidayet versin diyorum. Yani bir özür borcu var mıdır acaba? Muhakkak. Muhakkak özür diledi ama. Ama özrü Ahmet Kaya'nın hanımından diledi. Gülten eşinden dedi ama. Gülten Kaya'dan özür diledi. İzleyicimiz bana şunu soruyor. Ya, Kürtlere özür borcu yok mu? O anlamda soruyor. Yani. Yani ben konserlerinde ya da açıklamalarında daha önce dilediğini biliyorum. Dile Gülten Kaya'dan dinlemesi bana göre Kürt halkından dilemesi demek. Dilemesi anlamına mı geliyor? Ama af edildi mi? Ama Gülten Kaya evet onu diyecektim. Evet, Gülten kabul Kaya etmiyorum şunu dedi. Söyledi hatırladığım kadarıyla. Ben dedi bunu söyleyecek bir konumda değilim. Halka havale Kürt ediyorum. Halkına Kürt o halkına karar, havale ediyorum. Kararlar Kürt halkı versin dedi. Onlar da biliyorsunuz geçen hafta mıydı, önceki hafta mıydı? Kararlar ne diyeceksin? Çatal bıçakla verdiler yani. Ya da pet şişelerle. Ben de şunu eklemek istiyorum. Yani şimdi bu ülkede çok önemli değerlerimiz var. İşte Arif evet. Nihat Asya nasıl bir değerse bizim için. Evet, 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 Nazım evet, Hikmet evet. de öyle bir değer. Aynen. Necip Fazıl Kısa Kürek nasıl bir değerse Ahmet Kaya da öyle bir değer. Aynen. Keza Yılmaz Üniversitesi de öyle bir değer. Yani bu ülkede yaşamış, bu ülkede doğmuş, bu ülkenin suyunu içmiş herkes bu ülkenin değeridir. Basit ve şeylerle biz, ne değerler kaybetmişiz evet, değil ve biz, mi? Evet onu diyeceğim ve biz gerçekten dünya çapında büyük sanatçılarımızı, büyük değerlerimizi çok evet onlarca basit, kullandık. Basit sebeplerden dolayı sürgüne göndermişiz, vatandaşlıktan çıkarmışız evet, ve onlar evet, evet, vatanlarına evet. hasret. Yurt dışında maalesef ölmek zorunda evet. ve orada gömülmek zorunda kalmışlar. Da bununla ilgili çalışma yaptım bilmiyorum ama yani ben bir daha Ahmet Kaya'ların olmamasını, Ahmet Kaya Bakalların yaşanmamasını diliyorum. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Çok güzel, keyifli evet, programdı. Evet, evet. İsterseniz sizin bir şiiriniz vardı Mısır'la ilgili. Evet, siz, çok evet, konu var evet. ama su gibi aklı geçti zaman. Vallahi gerçekten ben de, çok ben güzel. De anlamadım ama gerçekten şöyle konu... bitirelim programımızı. Yani Mısır'da konuşacak çok evet, evet yine ilerleyen günlerde yine şey yapalım umarım alırız. Biliyorsunuz Mısır'da ilk defa halk iradesi sandığa yansımış ve Mursi iktidara gelmişti ama maalesef kimilerinin devrim dediği bir yöntemle ama darbe ile yani görevlerden alındı evet, hakim karşısına çıktı ve siz ona bir şiir yazdınız evet, ilk evet. defa o şiiri bir okuyalım evet, bakalım. Sizin programınızda ilk kez okuyacağım bunu. Tabii. Susmuşken monarşi, konuşurken demokrasi. Allah'ın lanetlisi, çıktı ortaya sisi. Bir gece başladı silah sesi, yaralandı demokrasi. Devrildi halkın cumhur reisi, Rabia meydanı, öfkenin neticesi. Direnin diyordu, uzaklardan mücahit Mursi, silahlanın diyordu, alçak devletin şerefsiz sisisi. Konuştukça reisi, namertleşiyordu kendisi. Ama... İnletiyordu. Yeri göğü Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleri. İşte bu silahlıları etti serseri. Mısır, Firavunların devleti olacaktır. İbrahimlerin zaferi. Teşekkür Rabia ediyorum. Rabia işaretiyle de programı bitirdim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi ekranları başlarında izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sabırla bizi dinledikleri, izledikleri için.
Size ve Bahar TV ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Biraz önce yayından önce de konuştuk. İnşallah bu ilk olmayacak. İlk oldu ama son olmayacak. Umarız. Bundan sonra da sık sık bir arada çok olmayı temenni ediyorum. Teşekkürler, saygılar. Evet sevgili izleyiciler, değerli dostlar. Kritik Masa yine gündem belirleyen konu ve konuklarla ekranınızın karşısında oldu. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Bahar TV'den bu akşamlık bu kadar. Kritik Masa'da bu kadar diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın.